Merhabalar. Bugün Satı kardeşimle birlikteyiz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın otomatik bilgi paylaşımı konusunda sormuş olduğu, kendisine yönetmiş oldukları sorular olduğunu ifade ettiler. Ve bizler de elimizden geldiği kadar bu sorulara cevap verme gayreti içerisinde olacağız. Hadi Bismillah diyerek başlayalım. Otomatik bilgi paylaşımı, uluslararası vergi alanındaki işbirliği çok uzun yıllardan beri ülkelerin başlatmış olduğu ve takip etmiş oldukları bir süreçten bahsediyoruz. Bu konuyla ilgili olarak G20 ülkeleri olsun, Avrupa Birliği ülkeleri olsun ve Türkiye'nin de taraf olduğu OECD yani Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü tarafından da takip edilen bir süreçten bahsediyoruz. İki ülke arasında karşılıklı olarak çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması çerçevesi içerisinde zaten bilgi değişimleri sağlanıyor idi. Bunun daha ileri bir boyuta taşınabilmesi, vergi konusundaki şeffaflığın sağlanabilmesi, vergi kaybının önlenebilmesi, vergi kaçakçılığının önüne geçilebilmesi ve aynı zamanda para şeffaflığının sağlanabilmesi ile ilgili olarak da ülkeler kendi aralarında vergi konusunda karşılıklı olarak işbirliği çerçevesi içerisinde 2011 yılında bir imzada bulundular. Türkiye de buna taraf oldu. Peki otomatik bilgi paylaşımı nedir diye sorduğumuz zaman yaşamış olduğunuz ülkenin dışında başka bir ülkede bir hesabınız var ise ilgili ülkenin vergi dairesi tarafından bu hesabın otomatik olarak her sene elektronik ortamda mütekabiliyet esasına göre sadece vergisel amaçla kullanılmak üzere ilgili ülkeye gönderilmesinden bahsediyoruz. Türkiye neden bu anlaşmaya taraf oldu diye soracak olursak, bu anlaşma dünyadaki 208 devletin varlığını konuşuyoruz. 208 devletten 140'ının paraf etmiş olduğu bir anlaşmadan bahsediyoruz. Bu kadar ülkenin taraf olmuş olduğu bir anlaşmada Türkiye'nin kendisini gündem dışında tutabilmesi mümkün değildi. Dünya ekonomisiyle birleşmiş olan bir Türkiye'nin muhakkak dünya ile entegre bir şekilde bu süreci takip etmesi gerekiyordu. Bu çerçeve içerisinde Türkiye anlaşmayı imzalamış ve paraf etmiştir. Biraz önce de konuşmamda ifade etmiş olduğum gibi bilgi paylaşımı çift taraflı olarak gerçekleşen, yani Türkiye'nin bir ülkeyle eğer bir bilgi paylaşımı söz konusuysa o ülkeden de Türkiye'ye muhakkak bir bilgi paylaşımı söz konusu olacaktır. Yani mütekabiliyet esasına göre işleyecek bir süreçten bahsediyoruz. Örnek olarak verecek olursak Japonya eğer 2019 yılının vergi paylaşımı ile ilgili olarak Türkiye'ye bir bilgi paylaşımını yapacağını ifade etmiş ise Türkiye'de Japonya ile 2019 yılı için bir bilgi paylaşımı yapacağını taahhüt etmiş ve bunu Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sayfasında açıklamış ise bu sürecin başlayabileceğinden bahsedebiliriz. Yoksa tek taraflı olarak bir ülkenin bilgi paylaşım sürecine başlamış olacağını ifade etmesi tek başına bu sürecin başlaması için yeterli bir olgu değildir. Öncelikle 2011 yılında başlamış olan vergi alanında karşılıklı idari sözleşme anlaşmasından bahsettim. 2011 yılında yapılmış olan bu anlaşmadan sonra 2017 yılında Türkiye uygulamayı düzenleyen anlaşma, yani otomatik bilgi paylaşımının anlaşmasını imzalamış. 2019 yılında da bu Cumhurbaşkanlığımız tarafından imzalanarak resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş. Dolayısıyla 2015 ve 2016 yılında Avrupa Birliği ülkelerin kendi aralarındaki bilgi paylaşım sürecine başlamış. Ancak Türkiye ilk bilgi paylaşımını 2019 yılında 2018 yılı için Norveç ve Letonya için başlamış. 2020 yılında da 2019 yılı için 57 ülke ile ilgili bir bilgi paylaşım sürecine başlayacağını ifade etmiş. Bir sonraki sene için yani 2021 yılında 2020 yılı için hangi ülkelerle bilgi paylaşımına başlanacağı veyahut da bunun hangi ülkeler olacağını bugünden söyleyebilme imkanı yok. Dolayısıyla bu şekildeki bir ifade yurt dışındaki vatandaşlarımızı tedirgin eden bir ifadenin dışında herhangi bir anlam ve mana ifade etmemektedir. Vatandaşlarımızı tedirgin etmektedir ve hilafı hakikat olduğunu ifade edebilirim. 2021 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı muhakkak bir açıklama yaparak bu sene için hangi ülkelerin bilgi paylaşımı çerçevesi içerisinde olacağını da tekrar kamuoyuyla paylaşacaktır. Öncelikle burada çok net olarak ifade etmem gereken birinci mesele, bilgi paylaşımı başladıktan sonraki süreci kapsayan bir olgudur. Geçmişe yönelik herhangi bir bilgi paylaşımı asla söz konusu değildir. İkincisi, konuşmuş olduğumuz otomatik bilgi paylaşımı sadece mevduat hesap bilgileriyle ilgili bir paylaşımdır. Gayrimenkuller, taşınır veyahut da taşınmaz mallar,
ev gibi, arsa gibi taşınmaz malları kapsayan bir olgudan kesinlikle bahsetmiyoruz. Bunlar otomatik bilgi paylaşımı çerçevesi içerisinde değildir. Üçüncüsü bilmemiz gereken, mevduat hesaplarında da yıl sonu bakiyesinin paylaşılacağı, hiçbir şekilde hesap hareketlerinin paylaşılmayacağı, emekli gelirleri gibi veyahut da kira gelirleri gibi konuları da kapsayacak şekilde bir paylaşım olacağına yönelik maalesef bazı basın yayın organlarında yanlış bir bilgi aktarılıyor. Hiçbir şekilde hesap hareketlerinde paylaşılmayacağı bir olgudan bahsediyoruz. Bu üç tane konuyu bir kez daha net olarak belirtmiş olayım. Biraz önce de ifade etmiş olduğum gibi bir sonraki yıl, bir önceki yıl ile ilgili bir paylaşım söz konusu olacağı için bu konuyla ilgili olarak tahmin ediyorum şimdi ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımızın da tekrar görebileceği gibi ya OECD yani Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün kendi web sitelerinden bunu aktüel bir şekilde takip edebilme imkanları var ya da vatandaşlarımızın Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın web sitesinden hangi ülkeleri kapsayacak şekilde 2021 yılının bilgi paylaşımının olacağını takip edebilme imkanları var. Bu seneden 2021 yılı için şu ülkelerin dahil olacağı şeklindeki bir bilgi aktarımı kesinlikle doğru bir bilgi aktarımı değildir. Bildiğiniz üzere vatandaşlarımızın özellikle 1961 iş göçü anlaşması ile başlayan süreçte dünya genelinde 7 milyona yakın bir vatandaş diasporamızdan bahsediyoruz. Bu 7 milyon vatandaş diasporamızın yaklaşık 5,5 milyonluk kısmının özellikle biraz önce ifade etmiş olduğunuz bu 5 ülkede yoğunlaşmış olduğunu görüyoruz. Bu kadar nüfus yoğunluğumuzun varlığı aynı zamanda bir veri yoğunluğunu da beraberinde getiriyor. Tabii bu veri yoğunluğunun aktivasyonunun sağlanabilmesi, teknolojik altyapısının sağlanabilmesi ciddi anlamda bir süreç teşkil ediyor. Dolayısıyla bu 5 ülkedeki vatandaşlarımızın Türkiye'deki var olan hesapları söz konusuysa bütün bunların tasnif çalışmalarının yapılabilmesi, aktivasyonun yapılabilmesi, teknolojik altyapılı çalışmalarının tamamlanabilmesi için zaman ihtiyacı söz konusu. Bu bağlamda bu 5 ülkeyle olan sürecin şu ana kadar başlamamış olduğu ve paylaşım konusunda da şu anda netleşmemiş olduğunu ifade edebilirim. Tabii burada özellikle paylaşım konusunda vatandaşlıktan ziyade ikametin belirleyici olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Paylaşım konusu ile ilgili olarak da biraz önce ifade etmiş olduğum gibi gayrimenkuller taşınır veyahut da taşınmaz malların dahil olmadığı. Birincisi mevduat hesapları, ikincisi saklama hesapları, üçüncüsü ortaklık ve borç ilişkisi menfaati, düzenli ödeme sözleşmeleri ve nakdi değer sigorta sözleşmelerinin dahil olmuş olduğu bir paylaşım konusundan bahsediyoruz. Burada Gelirler Vergisi Kanunu'nun 4. maddesinde ikametgah olarak belirlenen olgu bir ülkede eğer ikametgahınız var ise yani orada yerleşik durumdaysanız veyahut da senenin 6 ayından fazlasını Türkiye'de geçiriyorsanız Türkiye'de yerleşik kabul edilirsiniz diyor ilgili madde. Bu çerçeve içerisinde ikametgahını Türkiye'ye taşımış olan vatandaşlarımızın da bilgi paylaşımı kapsamı dışında olacağını ifade etmek istiyorum. Burada birincisi kişinin adres bilgisi, ikincisi kişinin isim ve soy ismi, üçüncüsü kişinin doğum tarihi ve doğum yeri, dördüncüsü ilgili ülkedeki vergi kimlik numaranız, beşincisi hesabınızın hesap bilgisi ve hesap bakiyesi ve son olarak da hesap bakiyesi içerisine yıl içerisinde ödenmiş olan faiz, temettü, kar payı veyahut da hesaptaki var olan varlıklardan, satışlarından elde edilmiş olan bir gelir varsa bu elde edilen gelirin miktarı ilgili ülke ile paylaşılacaktır. Tabii ki bu konuyla ilgili olarak 2011 yılında imzalanmış olan anlaşmanın 2017 yılında uygulamayı düzenleme anlaşmasının imzalandı ve 2019 yılında sonuçlandırıldığını biraz önce bahsetmiş oldum. Yani 2011 yılında imzalanan bir anlaşmanın ilk bilgi paylaşımına başlanan Norveç ve Letonya ile ilgili olan kısmına baktığımız zaman yaklaşık 8 senelik bir sürecin işlediğini, şu anda sadece 2020 yılı için 57 ülkeyle bir bilgi paylaşımının başlayacağını ama diğer 140 ülkeyi tamamlama noktasında süreç içerisinde veri tabanının ve teknolojik altyapı çalışmalarının devam ettiğini biraz önce ifade etmiştim. Bu konuyla ilgili olarak da başından beri Gelirler İdaresi Başkanlığı ile yapmış olduğumuz görüşmelerde
bildiğiniz üzere yurt dışındaki vatandaşlarımızı bilgilendirmek üzere özellikle Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu bir kitapçık söz konusu. 35 sorudan müteşekkil bir soru cevap şeklinde hazırlanmış bir kitapçık. Bu kitapçığın hazırlanmasının aşamasında, başlangıç aşamasında ve sonuçlandırılmasında fiilen bir fiil etkim oldu, gayretli bir şekilde çalışmamız oldu. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımızla birlikte. Bu konuyla ilgili olarak da sadece kitapçığın hazırlanması değil, aynı zamanda yurt dışındaki vatandaşlarımıza bu konunun bilgilendirilmesi, aktarılması, medya kanalıyla aktarılması, aynı zamanda fiilen toplantılara katılarak ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket etme noktasında gayretlerim söz konusu oldu. Bu gayretlerimizi önümüzdeki süreç içerisinde de artan şekilde devam ettireceğiz. Her vatandaşlarımızın herhangi bir şekilde bir soruları söz konusu olursa, bu konuda yetkilendirilmiş veyahut da kendilerini yetkili kabul etmiş olan herhangi bir kuruma değil, çünkü böyle bir kurum söz konusu değil, direktmen Gelirler İdaresi Başkanlığı'na, şu anda ekranlarında da tekrar vatandaşlarımızın görebileceği şekilde obd@gelirler.gov.tr adresine sorularını yönlendirmeleri ve sorularının cevaplarını da Gelirler İdaresi Başkanlığı'ndan almalarını tavsiye ediyorum. Konu ile ilgili olarak otomatik bilgi paylaşımı sürecinde tüm bilgileri ilgili yaşadıkları ülkenin kurumlarıyla paylaşan vatandaşlarımızın herhangi bir şekilde tereddüt edecekleri bir durum söz konusu zaten değil. Eğer bu süreç içerisinde bilgi paylaşımı konusunda eksik kalmış, kadük kalmış, kendilerini tam olarak bu bilgi paylaşımı noktasında gayretli göstermemiş olan vatandaşlarımız varsa, bu konuyla ilgili olarak tabii ki var olan miktarın büyüklüğüne göre ve ilgili ülkelerdeki vergi oranına göre de meydana gelebilecek ek bir vergi ödemesi söz konusu olabilir. Bu konuyla ilgili olarak mali müşavirleriyle görüşmelerini muhakkak tavsiye ederim. Aynı zamanda sosyal yardım konusunda da destek alan olan vatandaşlarımız söz konusuysa ve bu bilgi paylaşımı konusunda şeffaf bir şekilde ilgili kurumlarla paylaşım söz konusu olmamışsa, o konuda da getirebilecekleri ek bir yaptırım söz konusu olabilir. Özellikle yapılan bu anlaşmanın iki ülke tarafından yapılmış olan bir anlaşmanın olmadığı, dünyanın 140 ülkesinin taraf ettiği, 140 ülkesinin taraf olduğu bir anlaşma olduğunu bir kez daha altını çizmek istiyorum. 140 ülkenin taraf olmuş olduğu bir anlaşma uluslararası bir anlaşmadır. Uluslararası olan bir anlaşmanın da 6698 sayılı kişisel verileri koruma kanununa karşı veyahut da ona bir hilaf, aykırılık teşkil etmediğini belirtmek istiyorum. Bu bağlamda şu anda herhangi bir dava açmak, itiraz etmek, dilekçe sunmak koşuluyla bu süreci durdurabilme imkanı kesinlikle söz konusu değildir. Vatandaşlarımıza bu konuyla ilgili olarak bizlere başvurun efendim, biz bu konuyla ilgili olarak sizlere her türlü önlemi alalım deyip TC kimlik numaralarını veyahut da E-Devlet şifrelerini isteyen insanlara karşı kesinlikle dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Bu insanların bu bilgileri bir şekilde suistimal edebileceklerini belirtmek istiyorum. Kendilerini yetkilendirilmiş veyahut da görevlendirilmiş olarak kabul eden herhangi bir mali müşavirlik bürosu veyahut da avukatlık bürosu varsa, ki Hazine ve Maliye Bakanlığımızın veyahut da Gelirler İdaresi Başkanlığımızın hiçbir şekilde hiçbir kurumu yetkilendirmediğini belirtiyorum. Bu konuda vatandaşlarımızın bir kez daha dikkatli olmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Şu anda vatandaşlarımız eğer bir hesap açmak üzere bankaya gittikleri zaman kendilerine bir beyan formu imzalatılıyor. Beyan formuyla birlikte diğer sunmuş oldukları bilgiler ve belgeler bu beyan formuyla herhangi bir şekilde tezat teşkil etmiyorsa zaten herhangi bir şekilde bir sorun yoktur demektir. Geçmiş dönemde yani Temmuz 2017'den önce açılmış olan bir hesap söz konusu ise, bu hesap içerisinde vatandaşlarımız eğer yurt dışında oturduklarını, ikamet ettiklerini belirtmişler ise, ikametlerini eğer Türkiye taşımış ise, bu vatandaşlarımızın tekrar bankalarına başvurarak ikametlerini Türkiye taşıdıklarını ve bu Türkiye taşımış oldukları ikametlerini bir şekilde bilgileriyle, belgelerle desteklemeleri gerekiyor. Eğer Türkiye'de yaşamış olduklarını nüfus vatandaşlık işlemlerindeki adres kayıt formuyla birlikte göstermişlerse, yani ikametlerini Türkiye taşıdıklarını, bunu zaten ibraz edebilirler. Değilse bunun dışında da bankalara direkt başvurarak, beyan formunu imzalayarak, aynı zamanda Türkiye oturduklarını da bir bilgiyle, belgeyle desteklerlerse, bu da zaten tek başına yeterli bir olgu olmuş oluyor.
yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sayısına ve volümüne baktığımız zaman 7 milyona yakın insanımızın yaşamış olduğunu, bu oranda yurt dışında insanı yaşayan ülkelerin oldukça kısıtlı olduğunu biliyorum. Bu vatandaşlarımızın Türkiye'deki var olan hesapları söz konusuysa, bu biraz önce de dediğim gibi veri hacminin incelenmesi, veri hacminin şekillendirilmesi, bu konuyla ilgili olarak vatandaşlarımızın bu veri hacminin bir şekilde aktivasyonunun ve teknolojik altyapısının sağlanması zaman alacaktır. Sizler de takdir edersiniz ki bu dönem içerisinde, COVID süreci içerisinde çalışanlarımızın büyük bir kısmı yarım gün çalışmışlardır. Yarım gün bir çalışma metodolojisinin benimsemiş olduğu bu olağanüstü dönemde tüm bu teknik altyapı çalışmalarının tamamıyla tamamlanabilme imkanının olmadığı kanısındayım. Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın ülkelerle ilgili birebir temas halinde olduğunu biliyorum. Belki bu konuyla ilgili olarak önümüzdeki süreç içerisinde bir açıklama söz konusu olacaktır. Olağanüstü süreçten geçen bu dönem içerisinde olağanüstü kararların alınabileceği ve bunların bir ihtimal biraz daha ertelenebilip sağlıklı bir şekilde sürecin başlamasının sağlanabileceği düşüncesindeyim. Öncelikle bir kere bütün bu sürecin tüm ülkeleri kapsayacak şekilde zaman içerisinde bitirileceğini, tamamlanacağını düşünüyorum. Birincisi, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki hesaplarıyla ilgili olan bu süreçten bahsediyorsunuz herhalde sorunuzda. Tabii aynı zamanda Türkiye'de yaşayıp yurt dışında hesabı olan yabancı ülke vatandaşları var. Bir de Türkiye'de yaşayıp Türk insanı olup yurt dışında hesabı olan insanlarımız var. Yani buraya baktığınız zaman esasında Türkiye'nin bu anlamda çok daha kazançlı olacağı bir süreç işleyecektir. Tabii bütün bu çalışmaları yaparken yurt dışındaki vatandaşlarımızın da hakkını, hukukunu en azami derecede koruma gayreti içerisinde olacağız. Biraz önce de ifade ettiğim gibi 2011 yılından itibaren başlayan bir süreçte Türkiye, öncelikle 2017 yılında uygulamayı düzenleme anlaşmasının da imzalandıktan sonra daha düşük yoğunluklu olarak başlayan bu bilgilendirme süreci son bir yıl içerisinde daha yoğunluklu olarak kamuoyuyla paylaşılmakta. Dikkat ederseniz eğer bugün sizlere yönlendirilmiş olan sorular varsa bu kamuoyunda bu konunun tartışıldığını da göstermesi anlamında son derece kıymetlidir. Bir taraftan Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın başlatmış olduğu ve kamuoyunu bilgilendirmiş olduğu bir kitapçıktan bahsediyoruz. Diğer taraftan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu olarak şahsımın özellikle ulusal medyada, uluslararası medyada konularla ilgili vermiş olduğum bilgilendirme çalışmalarından bahsediyoruz. Bir taraftan YTB, yani Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın hem sosyal medya kanalıyla hem infografiklerle kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarından bahsediyoruz. Ben sadece Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın 13 ülkede 24 çevrim içi toplantıda 1200 kişiye ulaştığını biliyorum. Bir diğer taraftan Dışişleri Bakanlığımızın Fransa'da özellikle Paris Büyükelçiliği ve diğer büyükelçilikler kanalıyla da kamuoyunu bilgilendirdiği çalışmalardan bahsediyorum. Yani baktığımız zaman esasında şu anda kamuoyunu bilgilendirici çalışmalarımız büyük bir oranda devam ediyor. Önümüzdeki süre içerisinde vatandaşlarımızla ilgili bu çalışmalarımızı da devam ettirme gayreti içerisinde olacağız. Ben teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreç içerisinde başka sorular da olursa vatandaşlarımızdan sizlere yönlendiren o konularla ilgili olarak da her zaman hazır olduğumu da belirtmek istiyorum. Çok güzel, çok gayretli bir şekilde arkadaşlarımız hazırlanmışlar. Biraz sorularıyla birlikte beni terlettiler. Ama ben her zaman olduğu gibi samimi, içten bir şekilde yurt dışındaki vatandaşlarımızın yanında bulunma gayretimi bundan sonra da devam ettireceğimi umut ediyorum. En kalbi hasretle bütün kardeşlerimi, bütün arkadaşlarımı, bütün dostlarımı selamlıyorum. En güzel emanetsiniz. Gençler tabii bizim bugünümüz. Sadece bugünümüz değil, aynı zamanda geleceğimiz. Onun için gençlerle birlikte daha fazla zaman geçirebilmek, belki sizler vasıtasıyla gençlerle yapacağımız toplantılarda onların sorularına da cevap verme gayreti içerisinde olacağım. Yakın zamanda bir yurt dışı seyahatim söz konusu olacak. Almanya'da tekrar genç arkadaşlarımla bir araya gelmeyi çok büyük bir memnuniyet duyarım. Hasretle, özlemle o günü de bekliyorum.